benden ayırmak ne mümkün? Ali ve benim erkeğimi ayırma beni Allah'tan. Ya Rab koru beni düşmanlar. Göz olduk, vatanına göz dikeni yaz olduk. Biz bugün İzmir'de 1,5 yıldır sergilenen korku politikalarına, aşağılamalara, alaya almalara, hakaretlere, baskılara karşı sabrımız artık yeter demek için bir araya geldik. Öncesinde biz biliyorduk ki para sistemi 2020'nin Mart ayında çökecek, büyük bir krizle uçurumdan aşağı paldır küldür yuvarlanmaya başlayacak. Ama aynı zamanda eş zamanlı olarak bir baktık, pandemi diye bir şey ilan edildi ve herkese görünmez bir düşman sunuldu. Herkes korkutulmaya başlandı ve dediler ki bu ekonomik yıkımın sebebi virüstür. Halbuki bu tamamen bir yalandı. Daha fazla karşılıksız para basmaya ve bizi daha fazla borçlandırmaya başladılar. Bu sağlıkla ilgili bir şey değil. Hiçbir ilgisi yok. Arkasında koskocaman bambaşka bir hesap var. Aramızda aşı olmayan kaç kişi var arkadaşlar? Şimdi bunun öğrenci kaç kişi var arkadaşlar? Öğrenci, üniversite öğrencileri özellikle ya da hepsi. Okullarda problem yaşıyor musunuz? Yani problemin ötesi okula sokmuyorlar yahu. Ne demek yani? Beni nasıl üniversiteye sokmasın öğrenci? Yani bu okullar bizim vergilerimizle ayakta duruyor. Devletin bütün kurumlarından bunlara fonlar, bütçeler ayrılıyor. Ama gel görün ki aşı olmazsan okula giremezsin. Diyorlar ki PCR testi, burnuna çubuk sokacağız, beynine kadar bu çubuklar. Böyle bir işkence, böyle bir rezillik, böyle bir insana hakaret olabilir mi? Yüz yüze eğitim başlamadan hemen öncesinde anayasa yok sayılarak bir genelge yayınlandı. Genelge gerekçe gösterilerek deney sıvısı olmak istemeyen öğretmenlerimizden haftada 2 kez PCR testi istendi. Öğretmenlerimizin isteği dışında PCR testini yaptırmaya zorlanması hukuken mümkün değildir. Dayatılan PCR testi üstü kapalı baskı ile deney sıvısına zorlamaktır. Anayasamızın 17. maddesine göre kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Sağlık taraması aldı altında PCR testi taraması hukuka ve kıvamına aykırıdır. Öğretmenlerimiz, uygulanan bu kanunsuz emirleri okullara alınmamaktadır. Küçük düşürülmekte, onurları zedelenmektedir. Aşısız diye hedef gösterilmeye çalışılan toplumsal tehditmiş gibi algı yaratılarak meslektaşları ve velileri karşısında kin ve düşmanlığa tarih suçu işlenmektedir. Tarihini şerefinle yazın. İstanbul'dan geldim bu miting için. Daha önce Maltepe mitingine de katılmıştım. Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Aşısızlara karşı yapılan haksızlıklara karşı sesimizi duyurmak için ve seslerini duyuramayanların sesi olmak için geldim. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeler anayasamıza ve kanunlarımıza aykırı. Bu hukuksuz genelgeler yüzünden pek çok insan PCR testi zulmüne maruz kalıyor. Aşı olmaya zorlanıyor. Öğrenciler üniversitelere alınmıyor. Aşı karşıtı değilim. Şimdiye kadar olduğumuz aşılara karşı hiçbir muhalefetim yok. Ancak bu virüs, bir koronavirüs, mutasyon geçiren RNA virüslerinin aşısı olmaz. Çünkü virüs sürekli mutasyon geçirir ve siz her mutasyon için yeni bir aşı yapmak zorunda kalırsınız. Şu anda yapılan aşılar bağışıklık kazandırmıyor. Sadece 6 aylık bir süre size antikor ürettiriyor
ve bunun sonu yok. Bu bir küresel komploya karşı, aşı ürününün aşı denen bir zehirlemeye karşı, ülkemi sevdiğimden, bir yurtsever olarak bunu görev bellediğimden dolayı buradayım. Sizin kanalınızın hangi yönde yayın yaptığı benim için hiç önemli değildir. Ben bir Türk'üm. Soyumu seviyorum, ülkemi seviyorum, kamu personelini seviyorum, tüm insanları seviyorum, doğal insanları seviyorum. Ve bu komploya karşı bir ses, bir nefes daha artı bir olabilmek için buradayım. Bu bir küresel komplo ve Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü arasında yapılan bir anlaşma var ve meclisten geçen bir kanun var. O kanundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sağlık alanında hiçbir inisiyatifi yok. Bu konuyla ilgili olarak ben çok geniş araştırmalar yaptım ve ordumuzun, polisimizin yok edilmesi için çok büyük bir aşılama kampanyası oldu. Ve bu bir aşı değil, bu bir zehirleme, bu bir sıvılamadır. Neden buradayız? Sistem artık bizi gerçekten psikolojik olarak köle yapıyor. Köle olmamak için buradayız. Ben İstanbul'dan geldim sırf köle olmamak için. Şu anda köleliğe adım attılar. Nasıl attılar? HES koduyla. Bizim özelimize girdiler, özelimize. Sen HES kodunu veriyorsun değil mi alışveriş merkezine girerken? Senin özelini görüyorlar. Özel normalde yasaktır. Senin özelini kimse göremez. Ne yaptılar? HES kodundan sonra seni köleleştirdiler. Maskenin o kadar çok zararı var ki faydalı bir şey olarak insanlara algılattılar. Maskeden sonra ne yaptılar? İçinde ne olduğu belli olmayan sıvıya insanlar sürüklediler. Dolayısıyla biz bunlara karşıyız. Özgür irademizle güvenmediğimiz hiçbir şeyi bedenimizde kullanmak istemiyoruz. Ya bizi halkı sattılar. Milyon dolarlara Dünya Sağlık Örgütü denen kafire bizi sattılar. Bundan dolayı parayla sattılar bizi. Onlar da bizim sağlığımızı düşünmüyorlar. Bizi satanlar, insanlar şu anda meclisteler. Bize yasaklar, cezalar getirdiler. Kendi yollarımızı kullanamaz olduk. Kendi ülkemizde, kendi memleketimize gidemez olduk. Bu ya turiste ne yaptılar? Ayrıcalık tanıdılar. Sağlık diye bir sorun olsaydı turist de aynı sağlığa kavuşmak istemez miydi? Paraya taptılar, paraya. Kendi öz halkına zalimlik yaptılar. Memleketinde gezdirmediler, denize girmesine izin vermediler ve turiste ne yaptılar? Memlekette gezin, tozun, denize girin dediler. Yaşam hakkımızı gasp ettiler, gasp. Köle olmak isteyenler ne yapıyor? Maskesini çift çift takıyor, aşısını da kuzu kuzu oluyor. Ne yapıyor şeytan biliyor musun? Şeytan insanı iki şeyle korkutur. Bir ölüm, iki açlık. Şu anlar insanlar ölüm ve açlıktan korkuyorlar. Korkma kardeşim, korkma. Yasaklardan, cezalardan korkma. Korkacaksan Allah'ın kanunlarından kork. Duyuyor musunuz diğer küreselciler?